Merhaba sevgili çocuklar. Bu videomuzda sayfa 74 ve 75'te bulunan bölüm değerlendirmesi sorularını çözeceğiz. Haydi başlayalım. 1. Aşağıdaki toplama işlemlerinin sonuçlarını tahmin ediniz. Toplama işlemlerini yaparak bulduğunuz işlem sonuçları ile tahminlerinizi karşılaştırınız. Tahminde bulunabilmek için sayılarımızı en yakın onluğa yuvarlayalım. Sayımızın birisi 428, diğeri 255. Birler basamaklarına bakıyoruz. 428'in birler basamağı 8 olduğu için bir sonraki onluğa yuvarlanır. Yani 430'a. 255 sayısı da birler basamağında 5 olduğu için bir sonraki onluğa yani 260'a yuvarlanır. Şimdi işlemimizi yapalım. 0 0 daha 0. 3 6 daha 9. 4 2 daha 6. Tahminimiz 690. İşlem sonucumuzu yapalım. 428 ile 255'i toplayacağız. 8 5 daha 13 eder. 13'ün 3'ü buraya 1 elde olarak bir sonraki basamağa. 2 5 daha 7, 1 de elde 8. 4 2 daha 6. İşlem sonucumuz ise 683. Şimdi ne yapacağız? 690'dan 683'ü çıkaracağız. Buraya yazayım çocuklar. 690 683 Biraz küçük yazmak zorunda kaldım. 0'dan 3 çıkmaz. Onlar basamağından 1 onlu kaldık. Burası 8 burası 10 oldu. Ondan 3 çıkarınca 7. 8'den 8 çıkarınca 0. 6'dan 6 çıkarınca 0. Aradaki fark 7'ymiş. 524 sayısı ile 318 sayısını toplayacağız. Önce tahminimizi bulalım. Birler basamağına bakıyoruz. Biri 4, biri 8. 524 sayısı kendi onluğunda kalacak. 520. 318 sayısı bir sonraki onluğa gidecek. 320. Şimdi işlemimizi yapalım. 0, 0 daha. 0, 2, 2 daha. 4, 5, 3 daha. 8. İşlem sonucumuz 524, 318. 8 ile 4'ü toplarsak 12 elde var. 1 2 1 daha 3 1 de elde. 4 5 3 daha 8. Şimdi işlem sonucumuz 842. Tahminimiz 840. Aslında aradaki farkı görebiliyorsunuz ama biz işlemimizi yapalım yine de. 842'den 840'ı çıkaralım. 2'den 0 çıkınca 2, 4'ten 4 çıkınca 0. 8'den 8 çıkınca da 0. Fark 2'ymiş. 2. Aşağıdaki toplama işlemlerini zihinden yapınız. İşlemleri yaparken kullandığınız yöntemleri noktalı yerlere yazınız. Benim kullandığım yöntem çocuklar. Önce birlikleri topluyorum. 2 artı 8 kaç eder? 10. Araya bir virgül atalım. Sonra onlukları topluyorum. 60 artı 10 kaç eder? 70. Birliklerde bulduğum sonuç ile onluklarda bulduğum sonucu tekrar topluyorum. 70 artı 10 eşittir 80. Yani birinci işlem sonucumuz 80. Diğer işlemimize bakalım. 5 artı 7 12. 20 ile 30'u toplarsak yani 2 onluk artı 3 onluk kaç eder? 50. Bu 12'nin onluğunu alıp buradaki 50'ye ekliyorum ben. 50 artı 10 kaç etti? 60. Burada bir de ikimiz kaldı çocuklar. Onu da ekledik. Cevabımız 62. Bir sonraki işlemde birlikleri kenar arasında topluyorum. 6 artı 3 eşittir 9. Burada 450 kaldı değil mi çocuklar? 450 ile de 9'u toplarsak 459. 300 artı 50 zaten söylüyoruz. 300 artı 50 350 Ağzımızdan çıktığı gibi yazdık bu işlemi. Son işlemimiz 40 artı 800 ya da 800 artı 40. Buna da aynı şekilde 843. Aşağıdaki işlemlerin doğru mu yanlış mı olduklarını zihinden kontrol ederek altlarına yazınız. Yanlış olanların doğru sonuçlarını uygun yöntemlerle bularak doğru sonuç bölümüne yazınız. 44 artı 27. Önce birlikleri kendi arasında toplayalım. 4, 7 daha 11. 4 ile 4 onluk ile 2 onlu toplarsak 6 onluk 60 eder. Geri 11'di. 11'i de 60 eklersek 71 eder. Bu işlem neymiş çocuklar? Yanlış. Doğrusunu yazarsak 44

Bir sonraki işlem. 500 artı 70 eşittir 570. Bu işlem doğru. Doğrusunu yazmamıza gerek yok. 4. Aşağıdaki toplama işlemlerinde verilmeyen toplananları bulunuz. Toplama işlemlerinde verilmeyen toplananı bulmak için toplamdan verilen toplananı çıkarırız. Yani 817'den 573'ü çıkaracağız. 7'den 3 çıkınca 4 kalır. 1'den 7 çıkmaz. Bir sonraki basamaktan yardım aldık. Burası 11. Burası 7 oldu. 11'den 7 çıkınca 4. 7'den 5 çıkınca da 2. Verilmeyen toplanan 244. Verilen toplananın yeri fark etmez çocuklar. Yine çıkarma işlemi yapacağız. 347 artı kutucuk eşittir 537. Burada ikinci toplanan yani alttaki toplanan verilmişti. Üstteki toplanan verilmemişti. Burada da üstteki toplanan verilmiş, alttaki toplanan verilmemiş. Yine 537'den bu sefer de 342'yi çıkaracağız. 7'den 2 çıkınca 5, 3'ten 4 çıkmaz. Buradan aldık. Burası 4, burası 13. 13'ten 4 çıkınca 9, 4'ten 3 çıkınca da 1. Yani burada verilmeyen toplanan 195. Bir sonraki işlemimiz 462'den 123'ü çıkaracağız. 2'den 3 çıkmaz. Bir sonraki basamaktan yardım aldık. 5 oldu, 12 oldu. 12'den 3 çıkınca 9, 5'ten 2 çıkınca 3, 4'ten 1 çıkınca da yine 3. İşlem sonucumuz 339. Şimdi de 900'den 605'i çıkaracağız. Sıfırdan 5 çıkmaz. Bir sonraki basamağa gittik. Yardım alamadık. Bir sonrakine gittik. Burası 8, burası 9, burası 10 oldu. 10'dan 5 çıkınca 5, 9'dan 0 çıkınca 9, 8'den 6 çıkınca da 2. Yani işlem sonucumuz 295. Son işlemimiz 656'dan 314'ü çıkaralım. 6'dan 4 çıkınca 2, 5'ten 1 çıkınca 4, 6'dan 3 çıkınca da 3 kalır. Burada verilmeyen toplanan da 342. Şimdi alttaki işlemlere geçebiliriz. Yan yana işlemde de toplamdan verilen toplananı yine çıkaracağız. Hiç değişen bir şey yok. Yani 728'den 246'yı çıkaralım. 8'den 6 çıkınca 2, 2'den 4 çıkmaz. Bir sonraki basamaktan yardım aldık. 6 ve 12 oldu. 12'den 4'ü çıkarınca 8, 6'dan da 2 çıkınca 4 kalır. Yani verilmeyen toplananımız 482. Şimdi de 947'den 723'ü çıkaralım ve verilmeyen toplananı bulalım. 7'den 3 çıktı 4, 4'ten 2 çıktı 2, 9'dan 7 çıktı 2. Verilmeyen toplanımımız 224. Ve bu sorudaki son sorumuz, son işlemimiz. Bakalım şuraya sığıyoruz hemen yazalım. Şuraya mı yazayım? Evet buraya yazalım. 628'den 172'yi çıkaralım. 8'den 2 çıktı. 6. 2'den 7 çıkmaz. Bir sonraki basamaktan yardım aldık. 12'den 7 çıktı. 5. 5'ten 1 çıktı. 4. Burası da 456. 5. Aşağıdaki toplama işlemlerinde verilmeyen rakamları bulunuz. Burada 3 basamaklı bir sayımız var. Ortadaki rakamımız verilmemiş. Altta da 3 basamaklı bir sayımız var. Birler basamağındaki sayımız verilmemiş. Bakalım. 2 ile bir sayı toplamışız. 7 etmiş. Hemen yapalım. 2'den başlayalım. 7'ye kadar sayalım. 3, 4, 5, 6, 7. 7'yi bulduk. Kaç tane saydık? 5 tane saydık. Buraya 5 yazıyoruz. Yani verilmeyen rakamımız burada 5'miş. Şimdi geldik bir sonrakine. 5 ile bu kutudaki rakam toplanmış ve 9 etmiş. 5 ile başlayalım. 9'a kadar sayalım. 5, 6, 7, 8, 9. 9'u bulduk. 9'u bulana kadar kaç tane saydık? 4. Demek ki bu kutucukta verilmeyen rakamımız da 4'müş. Bir sonraki işleme bakalım. 1 ile 5'i toplamış. Kaç eder çocuklar? 6. 3 artı kutu eşittir 1. Burada gördüğünüz gibi çok da 3'ü bir sayıyla toplamışız ve 1 elde etmişiz. Şimdi 1 3'ten küçük. Demek ki burada elde var. 3 ile ne yapmışız? Bir sayı toplamışız ve 11 elde etmişiz. Ve 11'in birin birinin buraya yazıp elde de bir sonraki basamağa eklemişiz. O zaman 3'ten başlayalım. 11'e kadar sayalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kaç tane saydık? 8 tane saydık. Demek ki bu kutucuktaki sayımız da 8'miş. Eldeyi unutmayalım. Elde var. 1. 1 ile 3'ü topladık. 4. 4 ile de bu kutudaki sayı toplamışım. 8 bulmuşum. Şimdi 4'ten başlayalım. 8'e kadar sayalım. 5, 6, 7, 8. Kaç tane saydık? 4 tane saydık. Demek ki bu kutudaki sayımız da 4'müş. Yani 431 artı 385 816 eder. Evet bir sonraki işlemimize geçelim. 4 8 daha 12. 12'nin ikisi elde var. 1. 1 ile 2'yi topladık 3. 3 ile kutudaki sayımızı topluyoruz. Ve 0 buluyoruz. Yine elde var demek ki. Hangi sayının birler basamağında 0 var? 10. Demek ki 3'ten 10'a kadar sayacağız. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Kaç tane saydık? 7. Demek ki bu kutudaki sayımız da 7'ymiş. 10'un sıfırı buraya. Elde yine var 1. 5 ile 1'i topladık. 6. Kaç elde edeceğiz? 8. Acaba kutuda kaç var? 6'dan başla 8'e kadar say. 7, 8. Ne oldu çocuklar? Demek ki bu kutumuzda 2'ymiş. 224 artı 578 eşittir 802. Son işlem 9 ile 5'i toplarsak 14 eder. 14'ün 4'ü elde var. 1, 4, 2 daha 6, 1 de elde 7. Buradaki kutudaki sayımız 7'ymiş. Geldik buraya 1 ile kutumuzu toplamışız 7 etmiş. İster 7'den 1'i çıkarın isterseniz 7'den bir tane geriye sayın. İsterseniz 1'den başlayın 7'ye kadar sayın. Hepsinde aynı sonucu bulacaksınız. Ne yapalım biz? 7'den 1 çıkaralım. 6. Burası da 6'ymış. Verilmeyen sayılarımızı bulduk. 6. Aşağıdaki piramitlerde verilmeyen sayıları aşağıdan yukarıya toplam işlemi yaparak bulunuz. Birinci piramidimizle başlayalım. Şimdi burada bu sayıyla bu sayıyı toplayıp buraya, buradaki sayıyla buradaki sayıyı toplayıp buraya, buradaki sayıyla buradaki sayıyı toplayıp buraya yazılıyor. Şimdi önce burayı bulalım. 3 artı 6 9, 2 artı 2 4. Demek ki 23 ile 26'yı toplarsak 49 ediyor. Şimdi burada toplam belli. Toplananlardan birisini bulacağız. Yani 91'den 26'yı çıkartacağız. O da kaçtır çocuklar? Ben buraya direkt işlem sonucunu yazıyorum. 65 yani 91 eksi 26 65 eder. Şimdi geldik burayı bulmaya. 5 2 daha 7 6. 7 ile toplarsak 13. Ne oldu? Buradaki işlem sonucumuzda 137 oldu. Şimdi 137 ile 91'i toplayacağız. 1 ile 7'yi topladım. 8. 9 da 3'ü topladım. 12 elde var 1. Eldeydi buraya ekledik. 2. 228 Şimdi de 140 ile 228'i toplayalım. 0, 8 daha. 8, 4, 2 daha. 6, 1, 2 daha. 3, birinci piramidimizi tamamladık. İkinci piramidimize geçtik. Kutudaki sayı ile 19 toplanmış ve 26 bulunmuş. 26'dan 19'u çıkarınca buradaki sayıyı buluruz. Yani 7. 79'dan 43'ü çıkardığımızı, 43'ü çıkardığımız zaman çocuklar 36 buluruz. 36 ile 19'u toplarsak 55 buluruz. 55 ile 26'yı toplarsak 81 buluruz. 81 ile 134'ü toplarsak 4 1 daha 5 8 3 daha 11 elde var 1. Eldeydi oraya ekledik. 2 215 buluruz iki piramidimizi de tamamladık. Aşağıdaki 7, 8, 9 ve 10. problemleri defterinize çözünüz. 7. Semih Bey 36 yaşındadır. Semih Bey 18 yıl sonra kaç yaşında olur? Sorumuzda Semih Bey'in 36 yaşında olduğu söyleniyor. Onu yazalım ve 18 yıl sonra kaç yaşında olacağı soruluyor. Şimdi yıllar ilerledikçe insanların yaşı büyüdüğü için ne olur? Yaşı artar. Artma olduğu zaman da biz toplama yaparız. Yani 36 ile 18'i toplayacağız. 6 8 daha 14 elde var. 1 3 1 daha 4 1 de elde 5. 54 yaşında oluyor Semih Bey 18 yıl sonra. 8 Can ile Atakan iki kardeştir. Can 7 yaşında Atakan 18 yaşındadır. 8 yıl sonra iki kardeşin yaşları toplamı kaç olur? 8. soruyu da buraya çözüyorum. Şimdi buraya Can yazdım. Can'ın C'si büyük. Buraya da Atakan yazdım. Can 7 yaşındaymış. Atakan 18. 8 yıl sonra dediğine göre Can'ın yaşına 8 ekleyeceğiz ekleyelim. 15 eder. Atakan'ın yaşına da 8 ekleyeceğiz. Çünkü ikisi de 8 yaş büyüyor. 8 8 daha 16. bir de elde var. Buraya yazdık. 1 1 daha 2. Ne yaptık? 26. Can 15, Atakan 26 yaşında. Ne yapacağız? İkisinin yaşlarının toplamını sormuştu bize. Şimdi de buraya 15 ile 26'yı toplayacağız. 5, 6 daha 11 elde var. 1, 2, 1 daha 3, 1 de elde 4. Yani ikisinin yaşları toplamı 41'dir. 9, 3 toplananlı bir toplama işleminde toplam 869'dur. Birinci toplanan 275, ikinci toplanan 324 ise üçüncü toplanan kaçtır? Şimdi ben işlemimizi buraya yazdım. 275 324 ve kutucuk toplanmış 869 bulunmuş. Şimdi buradaki toplananları kendi arasında toplayalım. 869'dan çıkaralım. Yani 275 324. 5 4 daha 9 2 7 daha 9 2 3 ile toplarsak 5. Bu iki toplananın toplamı 599'dur. Şimdi buradaki toplamdan bu sonucu çıkaralım. Yani 869'dan 599'u çıkarıyoruz. 9'dan 9 çıktı 0. 6'dan 9 çıkmaz. Bir sonraki basamaktan yardım aldık. 16'dan 9 çıktı 7. 7'den 5 çıktı 2. Yani burada verilmeyen sayımız 270'tir. Bu soruyu bir de şu yöntemle çözebilirsiniz. Toplamdan toplananlardan birisini çıkarırsınız. Bulduğunuz sonuçtan da diğerini çıkarırsınız. Böyle de aynı sonucu bulabilirsiniz. 10. Okulumuzda 325 erkek öğrenci, erkek öğrencilerden 37 fazla kız öğrenci vardır. Okulumuzda toplam kaç öğrenci vardır? Soruya göre önce kız öğrenci sayısını bulacağız. Erkek öğrenci sayısını yazalım. 325 kaç fazlaydı kız öğrenci sayısı? 37. Fazla dediği için topluyoruz. 5 7 daha 12 elde var 1. 3 2 daha 5 1 daha 6. 3'ü de buraya yazıyoruz. 362 kız öğrenci var. Şimdi kız öğrenci sayısı ile erkek öğrenci sayısını toplayalım. 325 ile 362'yi topladık. 5, 2 daha 7. 2, 6 daha 8. 3, 3 daha 6. 687 öğrenci varmış. 11. Görsellerle ilgili verilerden yararlanarak toplama işlemi gerektiren problemler kurunuz. Kurduğunuz problemleri defterinize yazıp çözünüz. Biz iki tane problem kurduk. Şimdi onları size göstereyim. Seçil Hanım 135 TL'ye çanta ve 38 TL'ye etek alıyor. Aldıkları için kaç TL ödemelidir? Çanta fiyatıyla etek fiyatını toplayacağız. 5, 8 daha, 13 elde var. 1, 3, 3 daha, 6, 1 de elde. 7. Böyle yazdığımız zaman da 173 TL ödemesi gerekiyor. Özkan'ın ablası 63 TL olan ayakkabılardan bir çift ve 25 TL olan şapkalardan 2 adet aldı. Aldıkları için ne kadar ödemesi gerektiğini bulunuz. Şimdi ayakkabılardan bir çift almış ve ayakkabının fiyatı 63 TL'ymiş. Ayakkabıyı ödeyeceği miktar belli. Şapkalar için ne kadar ödemeli? 2 tane almış. Teki 25 TL'ymiş. Hemen 25 ile 25'i toplayalım. Ya da 2 ile 25'i de çarpabilirsiniz. 5 ile 5'i toplarsak 10 elde var. 1. 2 ile 2'yi topladık 4. 1 de elde 5. Şapkalar içinde 50 lira ödeyecek. Yani 63 ile 50'yi toplayalım. 3 ile 0'ı toplarsak 3. 6 ile 5'i toplarsak da 11 eder. 113 TL ödemesi gerekir. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.